Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'e önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. İstanbul Flash gazetesinin 5. yıl onur ödüllerinde bu yıl Ekopolitik'e de onur ödülü verildi. Şimdiden İstanbul Flash gazetesine ve okurlarına teşekkürlerimizi bir borç bilir gündemimize dönebiliriz. Evet, bugünlerin en sıcak gündem maddelerinden biri toplu iş yasası, iş ilişkileri yasası ve özellikle memura toplu sözleşme yasası. Her ikisi de tasarı halinde komisyondan geçti. Vaktimiz el verdiği sürece memura toplu sözleşmeye de gireceğiz ama özellikle toplu iş ilişkileri yasa tasarısı önemli değişiklikleri ve açmazları beraberinde getiriyor. Bunları konuşacağız. Fakat bunlara gelmeden önce Türkiye'de ısrarla göz ardı edilen bir meselenin üzerinde tekrar durmak gerekiyor. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de iş kazalarının ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yine maden ocağında bir göçük yaşandı ve bu göçükte de yine insanlarımızı kaybettik. Dün son işçinin, bir maden işçisinin cesedi 77 saat sonra çıkarıldı. Tabii bu süreç ısrarla göz ardı ediliyor. Bunu ben söylemiyorum. Hemen bu konuda bir açıklama yapan Türkiye Mimar Mühendisliği Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın resmi internet sitesinde yaptığı bir açıklamayı da dile getirmek gerekiyor. İşçiler ölüyor, Çalışma Bakanlığı seyrediyor diyor Soğancı. Ve bu konuda ısrarla Türkiye'nin göz ardı ettiği hususların başında geldiğine dikkat çekiyor. Tüm bunları konuşacağız ama İş kazalarıyla başlayacağız. Türkiye'de yılan hikayesine dönen bir mesele bu. Her seferinde can kayıplarımız oluyor. Konuşuyoruz. Sonra yine normal gündemimize dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi çalışma yaşamını Çalışma Eski Genel Müdürü İsmail Bayer'le ele alacağız. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Bayer, hoş geldiniz efendim. Hoş geldik ama her geldiğimizde bir iş kazaları sonuçlarıyla başlıyoruz. Ne yazık ki. Bu bundan bir önceki programda da Esenyurt'taki AVM olayını konuşarak başlamıştık. Bu programda da aynen dileyelim gelecek programa iş kazalarıyla başlamayalım. Ama bu gidişle iş yerlerinde bu tür iş kazalarının olmasının yaygınlaşması demeyeyim de daha sık karşılaşacağımız bir olgu olacak. Çünkü bir de dikkatinizi çektiyse bu iş kazalarının hep olduğu yerler taşerona verilen işlerde. Onun da altını çizelim. Geçen programda daha hiç bilmeden olay yeni olmuştu. Bu işçiler muhtemelen taşeron işçileridir ve muhtemelen bazılarının SGK'ya bildirme bile yapılmamıştır demiştik. Hemen yani umarım öyle değildir diye temennide bile ama dediklerimiz aynen çıktı ne yazık ki. Bu haklı olmakta pek hoş bir şey değil yani. Ben bu kadar haklı olmak istemiyorum. Peki Türkiye şimdi iş kazaları oluyor. Bu acı bir olay. Bir vaka. Peki Türkiye, özellikle Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı'nın açıklamasından yola çıkarak biraz yorumlarınızı almak istiyorum. Neden bu meseleyi ısrarla görmezlikten geliyor? Ve çünkü çok net bir ifade var Sayın Soğancı'nın. Diyor ki yeter artık, iş kazası haberleri duymak istemiyoruz. Yeter artık, İşçi ölümlerini seyreden bakanlık istemiyoruz. Şimdi hemen yani cevap vermeden önce bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Yine hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl içinde Elbistan'daydı yanılmıyorsam bir toprak kayması olmuştu. Onun üzerindeki işçi toprak kayması nedeniyle toprak altında kalmıştı ve onların cesetlerine hala ulaşılamadı. Biliyorsunuz bir sayın bakan da maden işçilerinin iş kazası sonrası ölümünden sonra güzel öldüler demişti ve uzunca bir süre onlara da ulaşamamıştı. Şili'den madencileri getirmiştik de onların öyle çıkartabilmiştik. Keza çok uzağa gitmeyin. Esenyurt'taki meselenin ardından da Sayın Çelik kader dedi yine. Bir soru önergesi üzerine. Ne diyeyim yani, şöyle söyleyeyim, 2003 yılında çıkartılan bu 1475 sayılı iş yasasının yerine getirilen 4857 sayılı iş yasasıyla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması ve bir konuda düzenlemeler konusunda önceki yasaya nazaran biraz daha geniş düzenlemelere yer verilmişti. Bu düzenlemelerin uygulanabilmesi için de bir dizi tüzük ve yönetmeliklerin çıkartılması gerekiyordu. Biz Avrupa Birliği müktesebatı içindeki bazı yönergeleri bir yönetmelik adı altında Türk mevzuatına uyguladık. Bazılarının uygulamasını
erteledik. Yani çıkarttıktan sonra artık bazılarının eksiklerini sonra gidermeye çalışıyoruz şeklinde bir davranış biçimine girdik. Ama burada esas önemli olan ana tüzüğün çıkartılmasıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili. İki, bu konuda özellikle iş yerlerindeki teknik elemanların, yani mühendislerin ve bu mühendisler gibi sağlık güvenlikleri önlemleri alacak teknik elemanların hem yetiştirilmesi hem iş yerlerinde istihdamı, artı iş yeri hekimleri ve iş yeri hekimleriyle birlikte diğer yardımcılık sağlık personelinin çalışmasına ilişkin düzenleme. Bu ana düzenlemeler olmadan ne yazık ki pek diğerlerinin işlevi konusu tartışmalı ve hatta göstermelik konuma düşmüş oluyor. Şöyle söyleyeyim, burada esas olan, hep gözden kaçırılan ve bakış açısı olarak da bu 2000'li yıllarla gelen yeni bir anlayışla bu iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktan ziyade iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işleri özelleştirip ve bunu bir nevi çok acı bir gerçek, taşeronlara havale etme anlayışı hakim olmaya başladı. Şimdi burada önemli olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda sonuçlar üzerine gitmek değil, o sonuçları doğuran nedenleri önceden belirleyerek önlemektir. Şimdi diyelim ki bir iş yeri hekimi var. Bu iş yeri hekimi iş yerindeki, örneğin bir maden ocağında hasta kendisine geliyor, muayeneye ilaç yazıyor. Geliyor, ilaç yazıyor. Sonra bir bakacak ki bunlara niye ben hep aynı ilacı veya aynı rahatsızlıkları görüyorum. Ha, bunun üzerine işte kömürle ilgili çalıştığı için diyelim, örnek olarak bu işçi kömür tozu yutuyor ve bu akciğerlerle ilgili bir rahatsızlığa neden oluyor. O zaman bu işçinin kömür tozunu bu kadar yutmasını önleyecek, yani bu konudaki koşulları iyileştirmeye yönelik neler yapılması lazım veya bu hastalığın tedavisiyle ilgili nasıl bir yöntem izlemesine ilişkin bir düşünce ve proje geliştirme durumunda olacak iş yeri hekimi. Yani bir nevi reçete yazan bir doktor olmak değil, o hastalığı önlemeye yönelik koruyucu hizmetleri üreten ve koruma önlemlerinin alınmasını öneren kişi olacak. Yani esas yaklaşım bu. Şimdi getirmek istenen yaklaşım ise iş yeri hekimi olmasını, işte bir kurstan geçecek, nasıl bir kursa kim yapıyorsa o kursun sonucunda dışarıda muayenehanesi olacak ve işçi hastalanınca oraya gidecek. Burada önemli olan İşçinin hastalanınca doktora gitmesi değil, Hastalanmaması ve doktorun iş yerindeki sağlık koşullarını izlemesi. Bu anlayış. Ne yazık ki 2003 yılından bu yana, bunun değişik programlarda hep söylüyoruz sizlerin de, ama biz söylemekten usandık. Ama hata yapılmaktan usanmıyorum. Şu anda 2003 yılında 4857 sayılı iş yasasının getirdiği sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler aradan geçen 9 yıl boyunca 4857 sayılı iş yasasıyla getirilen bu düzenlemeler uygulamaya, yani yasa sokulamadığı için eski yasadaki düzenlemelerin bile gerisinde hayatın akışı devam etmektedir. Daha açık söyleyeyim, biz kanunun bu maddesinde birkaç kez yasal değişiklikler de yaptık. Yasal değişiklikler yapmadan önce, yasal değişiklikler yaptıktan sonra bu özellikle bahsettiğim teknik elemanların istihdamı, mühendisler gibi, iş yeri hekimlerinin istihdamı ve bu sertifikaların verilmesi gibi konularda hem çıkardığımız tüzük ve yönetmelikler, hem yasa değişikliğinden sonra yeniden çıkardığımız tüzük ve yönetmeliklerin hepsi Danıştay'ın kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi şöyle bir anlayış ise, bunu bir bürokratın veya bir siyasi kişinin konuşması karşısında ben üzüntüyle karşılıyorum. Efendim, yaptığımız her düzenleme Danıştay'ın kapısından dönüyor. Peki siz yaptığınız yanlış düzenlemeyi yanlış yapıyorsanız, bu yanlış yapmaya ilişkin Danıştay da, yani ben bazı yazıları biliyorum, Danıştay adeta alfabede öğretir gibi, siz bir tüzük yapıyorsunuz, bu tüzük böyle olmaz, sizin çıkarttığınız yasaya göre, Danıştay uydurmuyor yeni bir şeyi, sizin çıkarttığınız yasaya göre bunu bu şu şu şekillerde yapmanız gerekir diye yol da gösteriyor. Siz o yol göstermeyi engelleme olarak telafi bırakıyorsunuz, engelleme, bizim işimize karışıyor diyorsunuz, biz sizinle mi uğraşacağız diyorsunuz, değiştiriyorsunuz yasayı, tekrar gönderiyorsunuz, tekrar yine kendi değiştirdiğiniz yasaya uygun düzenlemeyi yapamıyorsunuz. Sonra da hukuk taş koyuyor oluyor. Taş koyuyor oluyor. Şimdi o yüzden bir endişemi çok açık belirtiyorum. Bunu sadece olayın sonuçları itibariyle değil, yani hem işçiler açısından, hem işverenler açısından,
hem sendikalar açısından, hem kamuoyu açısından, hem de hükümet açısından. Özellikle ikaz ediyorum, ne olur bu AVM'deki son yangın neticesi birdenbire iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasayı çıkartacağız. Bu yasa çıksaydı bunlar olur olmazdı şeklindeki algılayışın bu gerçekçi olmayan rüzgarına kapılıp bu hızla bu tür bir yasayı çıkartırsak gerçekten olayı daha çok bir kaos haline getirir ve dönüştürürüz. Mevcut olan iş yasasını ikiye ayırıp bu iş yasasını ikiye ayırdıktan sonra diyelim ki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuda şöyle söyleyeyim. Bir fazla çalışma olayı iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendirmiyor. Veyahut da bir genel tatil günü çalışması ile ilgili işçinin yorgunluğu ile ilgili konu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuyu ilgilendirmiyormuş gibi ikisine ayırıyoruz. Eğer işçi hafta sonu dinlenmesi hataysa, fazla çalışma sürekli yapıyorsa, bu konuda eğitimini almamışsa kaza yapması doğal. Peki bir detay, dün tabii mizah çok müthiş bir şey. Dün bir karikatür karşıma çıktı. Bu Esenyurt'taki kara mizah tabii. Esenyurt'taki yangının karşısında biri cep telefonuyla işte bilgi veriyor Ankara'ya. Ben diyor size bir iyi bir kötü haberim var diyor. Kötü haber diyor, buradaki çadır yandı ve 11 işçi hayatını kaybetti. İyi haber de 11 kişilik yeni istihdam sahası açıldı. Bu kadar, ya bu müthiş bir tokat aslında. İnsanın yok sayıldığı, insanın değer verilmediği böylesi bir zihniyet midir aslında bizi buraya getiren? Yani tüylerim diken diken bir oldu yani şimdi bu bilmiyordum. Bu böyle bir olgu karşısında. Yani ölüme dayalı istihdam, ben bunu konuşmaktan bile icap duyuyorum. Ya yani. Tam bir kara mizah, nefis kara bir mizah, yani karikatür yapılmış şey değil, ve anlatılmış. Yani bu, ama bu noktaya doğru gidiyoruz yani. Bu bir uyarıdır bu. Yani kafamıza kalemle vurma değil, balyozla kendine gel diye sarsma olayıdır. Yani iki omuzumuzdan tutup bizi sarsma olayıdır. Şimdi o nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasayı çıkarttıkları zaman uygulayacakları konusunda da endişeyim. Bırakın karmaşayı. Sizinle yine değişik konularda programlarda belirttik. Şu anda ki yasaya göre de iş yeri hekimleriyle ilgili düzenlemeler konusunda veya diğer bir konu taşeron ilişkileri konusundaki düzenlemeler kamu ve özel herkesi kapsıyor değil mi? Hı hı. Ne yaptılar? Bir belediye başkanının ricası üzerine bütçe yasasının sonuna ekledikleri bir maddeyle belediyeleri bu düzenlemelerden, yükümlülükten kurtardılar. Ne güzel değil mi? Ha, yani gayet güzel yani bir şey değil. Ayrı şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şimdi diyorlar ki biz sadece işçileri değil memurları da bu kapsamda alacağız, herkesi koruyacağız. Peki yarın yine bir bütçe kanunun arkasına bir madde koyarak kamudaki bu uygulamayı 2 yıl geciktirdik veya 3 yıl geciktirdik veya kamu bundan muaftır zaten bunları yapıyor dediği zaman ne diyeceğiz? Hiçbir şey yok. Yani o yüzden iş sağlığı ve güvenliği olayı bir kere bu düzenlemeyi başkasına devretme şeyiniz yok. Yani buna devrederek bu yükümlülükten kaçınma, bu yükümlülüğü yerine getiriyormuş gibi gözükme olayınız yok. Bu işverenler için de gerçekten çok aldatıcı bir olay. Siz iş yeri hekimliği sertifikasını usulüne uygun olarak almayan veya bir nevi belli bir eğitim sisteminden geçmeden aldayan kişiyi iş yeri hekimi olarak istihdam ettim dediniz. Buna ilişkin iş yerinde bir kaza veya bir olay olduğunda bu sorumluluktan, yükümlülükten hekimi aldım diye kurtulmuyorsunuz tam anlamıyla yani. Yani bu eksik yapılan işlemin faturası devamlı işverenin kendine gelecek. Hı hı. Bu maddi güç ve kayıp olarak, ama bunun esas faturası işçiye gelecek yani. İşte, hatta dün evvelki gün burada bir toplantıdaydım. Acı bir gerçek altını çizdim. Dikkatinizi çekiyor mu dedim. İşte bir sivil kuruluş temsilcisi, biz Esenler'deki şuradaki işçilerin dava yolu açarak bu tür haklarının korunması konusunda çaba sarf ettik diye anlatıyordu. Ben sonra dedim ki peki hiç dedim düşünüyor musunuz Tuzla'daki işçilerle ilgili olarak bu ölümlerden sonra açılan davalar ne oluyor? Ne çıktı? Hiç basına bir şey yansıyor mu dedim. Bilmiyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz dedim ben. Gidiyorlar işte kan parası diyerekten veriyorlar ve davayı yakınlarına geri aldırtarak dava konusu olmaktan çıkartıyorlar. Giden gittiğiyle kalıyor. Ha şunu da o sivil toplum kuruluş temsilcisi gayet mantıklı bir açıklama da yaptı. Yani ona da katılıyorum. İşte efendim davalar uzun sürüyor. Alacağı para şu. Aldığı zaman da bir sürüsü avukat masrafı gidecek vesaire gidecek. Şimdi işverenden net alıyor bu parayı. Uzatmıyor işi.
bir an önce işine bakıyor. O diye. Zaman da işveren işte geriye dönük sigorta yapmaya kalkıyor yani, hayatını kaybetmek. Yani şimdi sonra. Ben onu anlayamıyorum. Yani o gerçekten bunu sanki bir şeymiş gibi sunulmasını da anlamıyorum. Yani bu müthiş bir acı bir gerçek. Yani siz kaza oluyor ve kazadan sonra bir tatil günü, yani gecenin bir saatinde sizin bilgisayarınızla birlikte bir sigortaya bildirim olayı yapılıyor. Bu eğer işçi orada çalışıyorsa bu pazar günü oluyor olay. Yani bu işçi orada pazar günden önce, yani cumartesi günde çalışıyordu. Diyelim ki cuma günü işe girdi. Siz bunu perşembe günden zaten bildirmeniz gerekiyordu önceden, yani. Evet. Yani bir her şey öyle bir mış karma gibi. Karışıktı. Mış gibi değil mi? Hep mış ama gibi. Ama bunun sanki bunu yapınca bir şey kurtarılıyormuş veya bu iş yerine getiriliyormuş gibi bir anlayışın sergilenmesi beni son derece üzüyor. Siz bu sahteciliğin, siz bu bir nevi hukuktan dolanma sürecinin daha çok üzerine gitme durumunda olmalısınız ki bu tür uygulamaların da yol açmamış olursunuz. Şimdi siz orada kamuoyuna şöyle bir şey yansıdı. Kazadan sonra da aynı gün bildirim yapılması olabiliyormuş madem diyerekten böyle bir umursamazlık olayını etik değerler olarak getiriyoruz. İşte asıl korkunç olan da bunlar. Türkiye'nin en üst düzey bürokratları Anayasa Mahkemesi'nin arkasından dolanırız derse geldiği nokta bu Türkiye'nin tabii. Peki yine en az bunun kadar belki de bunları halledemezsek iş sağlığını, iş güvenliğini hiç halledemeyeceğiz. Daha da açmazlar gelecek. Toplu iş ilişkileri yasası komisyondan geçti. Evet. Geçti geçmesine de şimdi tabii genel kurula gelecek ayrı konu. Ama bu haliyle baktığınızda ne getiriyor bize? Pek bir şey getirmiyor. Şöyle söyleyeyim. Boşuna mı çalışmışlar? Yok, bir şey getiriyor. Geçen çok ağır eleştiri yönelttik. Özellikle bazı sendikacı dostlarımdan bize çok yüklendin şeklinde bir yakınma geldi. Ben dedim ki bu çok yüklenmemi doğru olarak mı değerlendiriyorsun, haksızlık olarak mı değerlendiriyorsun? Hı, kritik cevap bu. Yani yok, haksızlık yapmıyorsun. Onu söyleyebilirim dedi. Yani zımmen de olsa doğru söylediğimi kabulleniyorsun dedim. Güldü ve geçmedi. Yani haksızlık yapmıyormuşum ama doğru söylediğimin altını çizmiyor. Şimdi bu yasa bir nevi 4-5 yıldır dondurulmuş olan sendikal düzeni ileriye yönelik bir 5 yıl daha aynen dondurma hareketidir. Daha açık söyleyeyim, bu yasa bu şekliyle, bu düzenlemesiyle 12 Eylül'de getirilen düzenlemenin örgütlenme açısından daha da gerisine düşmüş. Bir şey sorabilir miyim? Yani bu mevcut koltuğuma dokunma yasası mıdır? Evet. Bu son derece onur kırıcı bir davranıştır yani ayrıca. Şimdi şöyle girişim çizgisine bakalım. İLO yıllardır iki tane baraj olmaz diyor. Yani Türkiye'de toplu iş sözleşmesi yapabilecek sendikanın önce Türkiye çapında örgütlenip %10 barajını geçmesi lazım. Sonra Türkiye iş yeri ölçeğinde de %50 barajını geçmesi lazım. İşte hükümet bu barajı kaldıracağım, kaldırmayacağım, düşüreceğim, düşürmeyeceğim. Bunu sadece bu hükümet döneminde değil, 90'lı yıllardan bu yana da tartışıyoruz zaten. Şimdi bu getirilen ilk düzenlemede binde 3 şeklinde bir ilk baraj vardı. Yani bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için iş yerinde örgütlü olmadan önce Türkiye çapında binde 3 örgütlenmeyi gerçekleştirmesi lazım. Bir başka deyişle siz iş yerinde 100 işçinin çalışını, 100'ünü de sendikayı üyesi yapmış olsanız dahi binde 3 örgütlenmeniz Türkiye çapında olmazsa toplu iş sözleşmesi yapamıyorsunuz. Şimdi bu binde 3 rakamı birden %10'dan binde 3'e düşüyoruz. Hı hı. Niye binde 3'e düşüyoruz? Herhalde şu anda var olan bazı sendikaların sayısal durumuna bakıp binde 3'e kadar geliyor bunlar. Madem biz bunu binde 3'e yapalım, yani %10 barajını aşamayanlar da dahil, binde 3 baraj olsun, var olanları koruyalım zihniyetiyle sanıyorum yaptılar. Fakat bu binde 3 olayı bir başka sonuca da ulaşacaktı. Bunu da söylemekten hiç beis görmüyorum. Bir günde 1000 tane sendika da kurulabilirdi. Bu 1000 tane kurulan sendika, eski tabirle herkesin çekindiği sol fraksiyon sendikası da olabilir, tarikat sendikası da olabilir,
etnik kökene dayalı sendika da olabilir, efendim bölgesel sendika da olabilir, şehir sendikası da olabilir, en azılılar sendikası gibi, ne bileyim mahalle sendikası da olabilir, Zeytinburnu'nda oturanlar sendikası gibi vesaire. Bir nevi sarı sendika da olabilir. Yani bunların hepsini birden yaşayacaktık yani. Sadece bir sol fraksiyon sendikası olma gerçeğine görerek çekinme olayı değil. Bunları yaşayacaktık. Bunları da söyledik her platformda. Bunun üzerine birden bu binde 3 olayı %5'e çıktı. Hı hı. Yani %10'dan %5'e inmiş oldu. Ne zaman çıktı? Bakanlıktan çıkan taslağın, yani bakanlıktaki hazırlanan taslağın başbakanlıkta hükümet tasarısı olarak görüşülmesi aşamasında bu %5 olarak konuşuldu. Sonra %3'te karar kılındı ve meclise %3 olarak, yani %10 %3'e düşürülmüş olarak gitti. Bir başka yenilikte işletme düzeyinde olursa %40 örgütlenmeye, yani bir %10'luk daha bir indirim getirdiler orada. Fakat bu %3 olayıyla birlikte esas mecliste giderken sonuna eklenen madde çok ilginç. Yani şu anda 4 yıldır donmuş durumda olan, yani 4 yıldır yeni istatistik yayınlanmaması sonucu 4 yıl önce %10 barajını geçen sendikalar 5 yıl bu %3'ten bile aranmayacak. Yani var olan şu andaki %10 barajını geçmiş olan 4 yıl önceki sendikalar 5 yıl yeni bir %10 barajın, işte %3 barajın altında mı kalacağım, üstünde mi kalacağım endişesi geçirmeden hemen 5 yıl daha kurtarmış oluyorlar. Peki bu çalışana ne getiriyor? Hiçbir şey getirmiyor. Hiçbir şey getirmiyor. Dahası bu olayı sanıyorum yeterli görmediler bunu. Eğer yeni kurulan sendika veya bu konuda var olan da şeye girmeyen, konfederasyonlara girmeyen sendikalara girdikleri zaman ise bu %5 barajı neredeyse daha da aşağı, %3 barajı daha da aşağı inecek. Birlere kadar. Birlere kadar inmiş olacak. Ben çok açık söyleyeyim. Elimde hiçbir rakam yok. Hı hı. Hiçbir veri de düşünmüyorum. Ama şöyle bir akıl yürütmekten de kendimi alamıyorum. Bağışlayın beni. Sizin konunuz olduğu için. Biliyorsunuz iyi kötü Türkiye Gazeteciler Sendikası diye bir sendika vardı. Hı hı. Bu sendika %10 barajını geçmiş olarak istatistiklerde görünüyordu. Ama %10 barajını geçip geçmediği tartışmasına girmiyoruz artık, o geçti. Kaç iş yerinde toplu sözleşme yapıyor onu da geçtik. Ama bu sendikanın örgütlü olduğu bir kamu iş yerinde bildiğiniz gibi sabahleyin bütün işçiler hitayete erdiler ve bu sendikadan istifa ettiler ve yeni bir sendika kurdular. Bu çok önemli çünkü bu herhangi bir iş yeri değil. Bizim vergilerimiz de Anadolu Ajansı'ndan bahsediyoruz. Bilmiyorum siz söylediniz. Anadolu Ajansı'ndan yani bu çünkü niye? X özel bir şirket olsa tamam burada söylemeyeceğim ama Anadolu Ajansı devletin, kamunun ajansıdır. Şimdi bu sendika, bu yeni kurulan sendika mevcut bir konfederasyona girerse toplu iş sözleşmesi yapabilmesi daha kolay olmuş olacak. Şimdi Türk İş'e bağlı bir konfederasyondan, bağlı sendikadan istifa ederek yeni bir sendika çatısı altında örgütlenen bu işçilerin veya bu yeni örgütlenmenin iki yolu var bu durumda. Türk İş'e gidemeyeceğine göre, gitmeyeceğine göre çünkü örneğin ya devrimci işçi sendikalarına diske gidecek yahut da Hak İş Konfederasyonu'na gidecek. Yaşayarak göreceğiz yani bu gelişmeyi. Yani şunu açık söyleyeyim. Devlet eliyle sendikal hareketi yönetmek hem sendikacılığa zarar vermiştir hem devlete ve politikacıya zarar vermiştir. Bunun peki burada tekrar çiziyorum. Sırf hatalı olan politika mı? Politikacı mı? Yok yani. Sendikalar alın bina sizin olsun biz haklarımızı aramaya gidiyoruz deselerdi ne olacaktı? Çok mu zordu? Onu bana sormayacaksınız. Onu. Ama sırf şey değil. Mesela bağımsız sendikalar var. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyona bağlı olmayan işçi sendikaları için iş kolu barajının %3 olarak uygulanmasına ilişkin değişiklik. Demin altın çizdiniz. Bağımsız sendikalar bunun tepki gösterdi ve diyorlar ki bizi idama mahkum ediyorsunuz, örgütlenmeyi engelliyorsunuz diyerek komisyonu da terk ediyorlar. Evet. Komisyondan epey tartışmalı geçmiş. Şöyle bir yine akıl yürütelim. Bu bağımsız sendikaların bir grubu. Hı hı. Diyelim ki yeni bir konfederasyon kurdular. Ama Ekonomik Sosyal Konsey ile ilgili yasada
var olan konfederasyonlar isim olarak belirtiliyor. Yeni bir konfederasyon kurulması halinde ekonomik sosyal konseye temsil edemeyeceğin bu yeni konfederasyon, yani çünkü isim olarak geçiyor, bu haktan da yararlanamayacak. Yani yeni bir konfederasyon oluşmasını da önlemiş oluyor yasa böylelikle. Yani bir, bu açık açık siz bu Türk İş, DİSK ve Hak İş'e bağlı sendikalardan birine üye olacaksınız. Yahu sizin üye olduğunuz sendikalar hangisi ise bu üç konfederasyondan birine girecek. Ha, üç konfederasyon hangisine gireceğinizi de görün, ona göre karar verin diyor. Yani işte bu şey mi, uluslararası kriterlere uygun mu? Yani ILO kriterlerine uygun mu, ileri demokrasi kriterlerine mi uygun? Ben böyle bir kriter bilmiyorum. Bu bizim kendi kriterlerimiz. Yani var olanı nasıl yaşatabiliriz veya var olan şeyi kendi düzenlediğimiz doğrultuda götürebiliriz olayının bir kriterleri. Bu kriterler de akşamdan sabaha değişkenlik de gösteriyor. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Şu Kasım'dan bu yana sizinle olan görüşmede hep şunu dedik. Mesela 9 yıldır, yani o zaman 8 yıldır AKP tek başına hükümet olduğu süreçte sendika ve toplu iş sözleşmesi yasal düzenlemesi için 12 Eylül dönemini eleştirmiştir. Ama bu 12 Eylül dönemindeki yasaları eleştirme konusunda 8 yıllık süreç içinde bir hükümet tasarısı gündeme getirememiştir. Çok şükür dedik, çok iyi. 61. hükümetle birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Eksik vesaire yeni bir tasarı çıktı ortaya. Yani bunu biz hükümet tasarısı olarak getireceğiz diye Sayın Faruk Çelik'in 60. hükümetin ilk yarısının ilk bölümündeki bakanlığı süreci içinde Bursa'da anlaşıldı, anlaşılmadı ama görüşülüp, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan geçmeyip bazı AKP'li milletvekilleri, sendikacı milletvekilleri kanalıyla içinden bazı maddelerini çekilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen yasa tasarısı tasarısı bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde görüşülemeden kadık olmuştu. Ama bu hükümet, 60. hükümet şimdi doğruya doğru bir toplu iş ilişkileri yasa tasarısı diye bir kanun var 9 yıl sonra. Şimdi yalnız burada şu 6 aylık gelişim sürecine bakıyoruz. 6 ay önce bakanlıkta hazırlanan tasarıda bu barajla ilgili binde 3 diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeden başbakanlıkta bunu %5 olarak yapalım diyoruz. Meclise gönderirken %3'e indiriyoruz. Ama bazıları için de %1 olabilir. Sonra da mecliste %1 diyoruz. Şimdi genel kurulda ne olacak daha bakalım. Bu tek başına iktidar olan bir hükümetin bu konudaki politikasını tam olarak belirlediğini söylememizi bize engelliyor. Çünkü bu değişiklikler, yani bu barajdaki değişiklikler muhalefet partisinin meclisteki bazı partilerinin girişimleriyle olan değişiklikler değil. Diyeceksiniz ki kendi kendine yapıyor. Biz bunları sosyal taraflardan aldığımız bilgilere göre yaptık. Şimdi bir sosyal taraf bastırdı buraya yaptık, bir sosyal taraf bastırdı buraya yaptık. Lobi siyaseti oluyor o zaman. Tamam. Kimin lobisi güçlüyse o gidiyor. Peki tamam da bunu meclise getirmeden önce yapsanız daha iyi olmaz mı? Biz yani boyuna çok özür dilerim laf üretme durumunda kalıyoruz. Yani kısmet. Sonra işte iş kolları sayısı 28'di, bunu 18'e indirdik. Yok sonra 19 falan. Sonrası 21'e çıktık yani. Mecliste ne olacak bakalım daha dur. Bu aşağı inmeyecek yalnız, onu söyleyeyim. Ve biz hala diyeceğiz ki bu iş kolları sayısı fazla diye bir de tartışmaya yine devam edeceğiz. Yani bu konuda iyi kötü ama ne olduğunu bilmek istiyorum. Yani bilim adamından görüş alırsın, sosyal taraflardan görüş alırsın. Buna ilişkin bunları değerlendirirsin. Tabiri caizse çorbayı pişirirsin. Bu çorbanın tuzunu, yağını koyarsın. Ondan sonra bu çorbayı ben yaptım dersin. Yani bilim adamına, sosyal tarafta değil de bunun sorumluluğunu alırsın. Ha, çorba acı olur, çorbanın tuzu fazla olur, ayrı konu. Ama bu olur. Bu şeydir. Şimdi ben burada çorbayı kimin yaptığını bile karıştırdım yani. Tabii şimdi aslında bu konuda son derece iyi niyetli davranıyorsunuz. Kırtasiye sektörünü biz zengin ettik. Her seferinde beyaz sayfa açarak ama her seferinde de o defteri karalayarak dolduruyorlar. Peki sizin bir ifadeniz var bu gelişmeyle ilgili. Diyorsunuz ki ya eskiden taşeronduk, şimdi ne oluyoruz? Vallahi şimdi bunu son biraz önce haberleri dinlerken birden şaşırdım. Tam konuyla ilgili değil ama Sayın Başbakanımız Suriye ile ilgili konuda Sayın Obama ile görüşmeleri sonrası Suriye'ye bazı şeyleri iletecekmiş. Yani
Taşeronluk belli bir şeyleri yapma görevidir. Belli bir şeyleri iletme görevi ise başka bir görevdir. Yani taşeronluk değildir. Yani biz taşeronluktan başka bir göreve doğru mu gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani onu belirtmek. Peki acaba bu iş ilişkileri yasamız falan filan da böyle mi halloluyor? Bilemiyorum. Onun takdirini de izleyicilerimize bırakalım. Yani. Peki, peki sonuçta ne getirir bize? Bir iki memur toplu sözleşmeye de değinelim ama bu iş ne getirecek bize? Neyle karşılaşacak? Şimdi yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Üçüncü konumuz. Kamu görevlilerinin sendikalaşması ile ilgili. Şimdi orada bir şeyin de altını çizeyim. Bu işe çok emek vermiş birisi olarak beni çok üzdükleri için söylüyorum. 92 yıllarında bu kamu sözleşmeleri, yani kamuda çalışanların toplu iş sözleşmesi yapabilmesiyle ilgili konuda şöyle bir düşünce ürettik. Dedik ki biz bu konuda birden memurların sendika ve toplu sözleşme olayını gündeme getirirsek hem bürokrasiden hem de meclisten gerekli desteği alamamış olabiliriz. Bu konuda ILO sözleşmeleri de var. Biz bu ILO sözleşmelerini bir değerlendirelim. Yani onu da nasıl değerlendiriyoruz? Biz değil. Dışişleri Bakanlığı sözleşmeleri değerlendiriyor ve diyor ki biz bu sözleşmeleri onaylarsak işte yasalarımızda şu değişiklikleri yapmamız lazım. Yahut biz bu sözleşmeyi onaylarsak şu sakıncaları var, onaylamayalım diyor. Dışişlerinden alınan bu görüş doğrultusunda biz kamu görevlilerinin toplu iş sözleşmesi de yapabilmesine ilişkin daha sonra çıkarılan iki tane sözleşmeyi de onayladık. Sonra onayladıktan sonra da bu sözleşmelere dayalı olarak iç mevzuatımızdaki düzenlemenin yapılması çalışmasına başladık. Zaten o çalışmaları yapıyorduk da ona geçmiş olduk. Yani tabiri caizse önce ekmeği pişirdik, sonra üzerine yağı reçeli koyacağız kahvaltı için diyelim. O zaman kamudaki bu yaratılan özgürlük ortamıyla birlikte sendikacılar biz toplu sözleşme grev lokant yasasını birlikte istiyoruz. Sene 2002-2003-2004 o sırada. Onlara şunları söylemeye çalıştık. Bunu istemeniz kadar doğal bir şey yok. Haklısınız da. Haklısınız da. Ama bunu bürokrasi bile hazırlıyor. Çünkü biz değişik bakanlıkların temsilcileriyle, şimdi isim vermek veya bakanlık ismi zikretmek istemiyorum, toplantı yapıyoruz. O bakanlığın gelen en yüksek bürokratı veya bürokratı ne buradaki şeylerle biz sendikalarla mı uğraşacağız? İşte efendim en yüksek memurla oradaki odacı da aynı sendika çatısı altında mı toplanacak? Burada sözleşmelerde bizim yönetimi erkimiz ne oluyor şeklindeki tartışmalarla geçiyordu ömrümüz. Yetki telaşına düşündü. Şimdi bunlar yapılırken söylediğimiz şu vardı. Her günde bir valilikten bir sendikal olayla ilgili bu sendikalar yasal mı, kapatacak mıyız diye yazı soruluyorlar. Biz onun üzerine ILO sözleşmelerini onayladık. Sendikaların levhalarını indirmeyin, kapatmayın. Bu konuda iç mevzuat düzenlenecektir. Bunu yasak kapsamında değerlendiremeyiz. İç mevzuatın düzenlenmesinin eksikliği, gecikmesi olayı vardır diye değerlendiriyorduk. Açıkça da söylüyordum bu arkadaşlarımıza. Şimdi hala da bunlar şeyde, yani aktifler. İçinde aktifler. Bakın, şu önce bir sendikalarla ilgili düzenlemeyi yapalım. Böylelikle bu sendikalarla ilgili düzenleme sonucu sizlerin hukuksal, iç mevzuatımıza uygun yasal altyapınız oluşmuş olsun. Ve sonra sizinle oturalım. Bunun toplu iş sözleşmesini nasıl yapacağız, grev lokantı? Birlikte oluşturalım. Çünkü biz teknisyenler olarak da gerçekten bunalıyorduk. Ben hatta bizim 40. tasarımız, 41. tasarımız vardı. 41. tasarımız bürokratın intikamıydı adını koymuştuk. Şimdi bir partinin temsilcisi veya bir milletvekili geliyor. Diyor ki sadece toplu sözleşmeyi memurlarla ilgili belediyeler yapsın diyor. Yani belediyeler hükümetin bir kanadının hakim olmadığı bir yer, orada bu iş başlasın diyor. Efendim bir başka parti milletvekili Sabahleyin bunu yapamazsınız diyor. Öğleden sonra bunu yaparsınız diyor. Bir gün en yetkili kişi de hükümet içinde biz işte bu velide grev lokantı vereceğiz şeklindeki bir ifadeyi kullanınca biz ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi bir yandan sendikal kesime bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bir yandan politikacılara bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bir yandan teknik olarak da Türkiye'nin toplumsal yapısına uygun zaman dilimi içinde gelişecek bir mekanizmanın oluşmasına çalışıyoruz. Biz de yazdık onun üzerine. 41. tasarıdır, hiç unutmuyorum. Hangi toplu iş sözleşmesi görüşmesinde grev ve lokaftın yapılabileceğine ilişkin kararı Bakanlar Kurulu verir dedik. Attık topu Bakanlar Kurulu. Tam bürokratın intikamı. Şimdi Bakanlar Kurulu'nda yani niye bize bırakıyorsunuz bunu dedi noktasına geldiler. Yani bizim bu seçmenle karşı karşıya. Yani bunun gibi o zaman bunu yapanlar, eğer ben şunu söylüyorum, hiç açık ve net söylüyorum. 94'lü yıllarda
95'li yıllarda biz kamu görevlileriyle ilgili sadece örgütlenmeyi içeren toplu iş sözleşmesini değil, bir yasa çıkartmış olsaydık 2000'li yıllara gelene kadar Türkiye'de kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev haklarına ilişkin yasada çıkmış olurdu. Ne oldu ondan sonra? Efendim toplu görüşme yapılacakmış, ne yapacakmış? Görüşecekmişiz, bir tutanak düzenleyecekmişiz. Biz müfettişler olarak iş yerine gelince düzenliyoruz tutanağı. Hükümetle sendikalar tutanak mı düzenler? Yasalara bir de tutanak kavramını soktuk. Yani o tür böyle bir anlamsızlıkla. Ve biz bu yasanın çıkması 2000'li yıllara kaldı. 2000'li yıllardan sonra da 1,5 sene önce biz memura toplu sözleşme vereceğiz diye anayasaya yazdık. Ama grev lokat yine yok. Hı hı. Anayasaya yazdığımız düzenlemeyi de 1,5 senedir hala yapamadık. Bu ay işte yapacağız belki. Şey diyor Sayın Bakan, Mayıs'a tamam diyor bu iş. Mayıs'a yetiştireceğiz diyor. Toplu sözleşmeyi yaparız diyor Mayıs'ta. Sayın Bakan'ın isteklerini ve bu tür istemlerini saygıyla karşılıyorum ve bu konuda da samimi olduğuna inanıyorum, açık söyleyeyim. Hı hı. Şimdi tekrar geçtiğimiz yıla dönelim. 61. hükümetin kurulmasıyla birlikte bu yasa, yani şimdi çıkarılması düşünülen yasa Eylül ayında 2011'in çıkarılmış olacaktı. Yani böylelikle referandumla kabul ettiğimiz yasayı birinci yılında çıkartmış olacaktık ve Temmuz-Ağustos'taki yürülmesi gereken toplu görüşmeleri toplu iş sözleşmesi görüşmesi haline dönüştürecek. Peki bunu mesela anayasaya yazmak gerekiyor muydu? Düzenlenebilirdi değil mi? Toplu iş sözleşmesi olarak yapacaktı. Toplu iş sözleşmesi biz Eylül'de kanun çıkacak. Böylelikle yıl sonuna kadar toplu iş sözleşmesi yapacağız diye geçen seneki toplu görüşmeyle ilgili yasal düzenlemeyi yerine getirmedik. Yani yasayı uygulamadık. Bu yasayı uygulamamızın sonucu da şimdi memurlarla ilgili olay ne olacak deniliyor. Sayın Bakan da bunu işte yani 2011'in Eylül ayında çıkartılması planlananı Mayıs ayında gerçekleştiririz diyor. Şimdi 2011 Eylül ayında meclise gelmesi gereken kanunu biz hükümet kurulduktan 3-4 ay sonra ancak meclise getirebildik. Ya 3 aydır da bunu komisyonlarda dolaştırıyoruz. Başka yasalara bakalım. Yasa Bakanlar Kurulu'na görüşülüyor. Akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Sabahleyin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyondan geçiyor. Akşam üzeri genel kurula iniyor. 3 gün içinde yasa çıkıyor. Resmi gazeteye gidiyor. En fazla bir hafta sonra yasa çıkıyor. Hükümet istedikten sonra. O zaman belki mesela şöyle olabilir. Türkiye'de işçi, çalışan herkesi mesela başbakanın müsteşarı, başbakana bağlı müsteşar yaparsak belki bir gecede çıkar o kanunlarda. Niye çıkmasın? Hükümet istedikten sonra her şey çıkar. Çünkü bir sayın milletvekilimiz ne diyor? Başkası yani kendisinin milletvekili olup diğer milletvekillerin konumu ve milletvekili konumunun ne olduğunu konusunda sayın büyüğünün nasıl uygun gördüğüne ilişkin şey yapmış oluyor. Veya bir demeç istediğiniz zaman bir bakalım ne diyor sayın büyüklerimiz, ona göre karar veririm diyor. Yani ona göre söylerim diyor. Peki son bir şey sorayım. Çünkü bir iki dakika kaldı. Şimdi Mayıs bana çok manidar geldi de o yüzden. Haziran'daki ilo görüşmeleri yine mesajımı veriyor Sayın Çelik. Yani bakın biz aslında... Aynen öyle. Artık alıştık buna. İlo sayın büyüğümüzün söylediğini dikkate alır mı? Yani ilo kurallara dikkate alır herhalde. Kaç sene daha aldatabileceğiz İLO'yu? Artık İLO'yu da tartışmamız lazım gibi geliyor bana. İLO'da duruma göre şey yapıyor. Yani orayı da tartışmamız lazım geliyor. Sayın Bayar çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden bir şey lütfen de söyleyeyim. Bazı güzel şeyler de oluyor. Yani bunlar da olmasa adeta nefes alamayacağız diyorum. Yani böyle patlayacağız herhalde. Ben evvelki akşam İstanbul'a gelince birkaç etkinlikle izlemeye çalışıyorum. Şurada karşıda Sen Antoine Kilisesi var. Hı hı. Sen Antoine Kilisesi'nde sufi müzik dinlemek ne demek? Aa, müthiş. Sen Antoine Kilisesi'nde Bach'la Itri'yi yan yana dinlemek. Neyle? Violonseli dinlemek. Bach ve Itri 17. yüzyılda yaşamış, birbirini hiç tanımamış, birbirlerinden hiç haberdar olmayan bir doğu insanı ile bir batı insanı. Bach ve Itri ve bunlar bugün günümüzde bir kilisede seslenebiliyorlar ortaklaşa. Bu hoşgörü ve kültürel ortamı, şu siyasal ortama, şu gül patırtıya niye yayamıyoruz biz? Sanıyorum işin özeti buydu. Sayın Bayar çok teşekkür ediyorum. Umarım Bach ve Itri'nin buluştuğu Türkiye'de, ahenkle bir senkron oluşturduğu Türkiye'de siyasilerin de gerçekten demokrasi, öyle ileri mileri gerisi de bir tane
haklar, özgürlükler, herkesin eşit olduğu, hukuka dayalı bir demokrasi anlayışında uzlaşabilirler. Ama öyle olmuyor işte. Biliyorsunuz filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bugün Çalışma Eski Genel Müdürü İsmail Bayer'le Türkiye'de hem iş kazalarını konuştuk. Israrla göz ardı ediliyor. Göreceksiniz. Şimdi biraz daha sıcak işte. Vefat eden işçinin cesedi çıkarıldı. Şimdi birkaç gün daha konuşulacak. Ondan sonra yeni bir iş kazasına kadar yine konuşulmayacak. Toplu iş ilişkileri yasasına bakarsak, evet, komisyondan geçti. Ama Sayın Bayer'in altını çizdiği çok net bir şey vardı. Bakalım bizi genel kurulda neler bekleyecek. Çünkü başlangıcından bu yana o kadar çok şey değişti ki bence bu yasa tasarısını ilk hazırlayan bile tanımıyordur. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.